ağırlaşmış müebbet hapis cezası alanlar ülkemiz yasal düzenlemesi açısından ölünceye kadar hapis cezasının çektirilmesi gibi bir durum var. Yine anayasal düzene karşı suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar belli suç tipleri açısından ağırlaşmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler, terörle mücadele kanunu 17. maddesi, infaz kanunu 25. maddesi ve yine infaz kanunu 107. maddesi ve Türk Ceza Kanunu 47. maddesi uyarınca ölünceye kadar hapis cezasını çektirmek zorundalar. Hiçbir şekilde infaz ertelemesi gibi imkanlardan faydalanamazlar. Şöyle düşünün, ağır hasta tutsak, hakkında adli tıp raporları var. Dolayısıyla hastalığın nedeniyle hapishanede cezasının devam edilmesi mümkün olmayan tutsaklar açısından bile ağırlaşmış müebbet olan hükümlerin infazına hiçbir şekilde ara verilemiyor. Şimdi umut hakkı aslında bir tutuklu ya da bir hükümlü için bir gün tahliye edebilme, bir gün serbest kalabilme ve özgürlüğe kavuşabilmeye dair aslında umudu anlatan bir hak. Dolayısıyla umut hakkı aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Winter Birleşik Kararlılık kararında, yine Abdullah Öcalan hakkında verilmiş olan 2014 yılındaki kararda, sonra Gurban Türkiye kararı, Kaytan Türkiye kararı ve son olarak Boltan Türkiye kararında aslında bir dizi içtihat sundu. Bu içtihatların ışığında aslında şunu anlatıyor. Her mahpusun bir gün tahliye edilebilme imkanına sahip olması gerekir. Yine aynı zamanda ağırlaşmış müebbet hükümlüsü olan bir cezanın infaz koşullarında insan onuruna yakışır olması gerekir. Bizim Türkiye aleyhine verilmiş olan kararlar içeriği aslında böyle bir şey. Yani umut hakkı olmadan ölünceye kadar bir infaz biçiminin, hem de o ayrıksı infaz rejiminin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesinde ifade edilen işkence ve kötü muamele yasağının ihlali olduğuna karar verdi. 2014'ten itibaren verilmiş bir dizi Türkiye aleyhine verilmiş ihlal kararlarına rağmen Türkiye yaklaşık 10 yıl oldu. Öcalan Türkiye kararını hesaplarsak 2014'ten bu yana herhangi bir yasal düzenleme yapmadı. Bakanlar Komitesi de aslında çok uzun süre bunu gündemine almadı. 2021'den bu yana aslında Bakanlar Komitesi'nin, hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulayıp uygulanmadığını denetleyen merci de aslında çok uzun yıllar bu meseleyi gündemleştirmedi. 2021 yılından bu yana yaptığı yıllık toplantılarla tekrar gündeme aldı. Biliyorsunuz en sonda Eylül ayında bir toplantı olmuştu. Yani Türkiye aslında yine bir süre verildi ki 2025 Eylül'üne kadar. Aslında bu ihlali giderici yeni yasal düzenlemelerin yapılması, bu ayrıksı infaz rejiminin ve umut hakkını ortadan kaldıran bu uygulamanın ortadan kaldırılması için Türkiye aslında yaklaşık 10 yıldır yasal düzenleme yapması gerekiyordu. Aslında biz hukukçuların insan onuruna aykırı olarak değerlendirdiğimiz bu infaz rejiminin bir şekilde ortadan kaldırılması gerektiğine ilişkin çok açıklamamız oldu ve mücadelemiz de oldu. Maalesef yeni gündeme geldi. Umarım hani bu konuda yasal düzenler zaman kaybetmeden yapılır. İnfaz Kanunu 25. maddesi şunu söylüyor: ağırlaşmış müebbet hükümlerin hiçbir surette infazına ara verilemez diyor. Mesela bu maddenin kaldırılması gerekiyor. Değişiklik yapılması gerekiyor. İki, ağırlaşmış az önce bahsettiğim suç tipleri açısından, yani terörle mücadele kapsamında gerçekleşen suçlarda ağırlaşmış müebbet cezaları açısından koşulu sarı verme imkanlarından faydalanamaz diyor. Mesela hem infaz kanununda hem terörle mücadele kanununda bu aslında eşitliğe aykırı olağanüstü bir infaz rejiminin, o anlamıyla bu maddelerin ayıklanması gerekiyor. Hem infaz kanundan, hem terörle mücadele kanundan, hem Türk Ceza Kanunu'ndan ağırlaşmış müebbet hükümlerine uygulanan bu ağır tecrit içeren düzenlemeleri ortadan kaldırması gerekiyor. Türk hükümeti Bakanlar Komitesi'nin de aslında şöyle bir istatistiği, resmi bir istatistiği vermedi. Yani elimizde, yani şu anda Türkiye'de ağırlaşmış müebbet hükümlüsü olan kaç kişi var? Cinsiyetleri ne, uyrukları ne, hangi hapishanedeler, bunlara ilişkin aslında elimizde somut bir istatistik yok. Ama hani insan hakları örgütleri, hukuk örgütlerinin aşağı yukarı bir tahmin açısından söylüyorum, 4000'e yakın bir sayıda hükümlü var. Az önce bahsettiğim gibi olağanüstü bir infaz rejiminden bahsediyoruz. Bu infaz rejimi şimdiye kadar işte ağırlaşmış müebbet hükümlere çok ağır şekilde, ağır tecrit koşullarıyla uygulanıyor. Yani ölünceye kadar kalmak ayrı bir şey,
Bir de mevcut süre gelen tecrit politikası çok ağır. Ama yeni tip hapishaneler açılıyor. S tipi açıldı, Y tipi açıldı, yüksek güvenlikli hapishaneler var. Şimdi mesela tutuklu olan, ağırlaşmış müebbet hükmü olmayan müvekkillerimiz de bu hapishanelerde ağırlaşmış müebbet hükümlerine dayatılan infaz rejimiyle infazlara devam etmek zorunda kalıyorlar. Yani biz aslında 10 yıldır umut hakkı kapsamında lehe bir düzenleme, insan haklarına uygun, evrensel hukuka uygun bir düzenleme beklerken bir yandan da yeni tip hapishanelerle aslında bu olağanüstü infaz rejimi tüm tutsaklara dayatılan bir tablo ile karşı karşıyayız. Dolayısıyla yani beklentimiz çok uzun yıllardır var. Bir hukukçu olarak beklentimiz var. Umarım hani bu atmosferden hukuk lehine, insan hakları lehine yeni yasal düzenlemelerle bu haksızlık ortadan kaldırılır.